Hüdapar olarak bu hafta Akçakale ilçe başkanımız Sayın Halil Aydın'la beraber Akçakale Pekmezli bölgesinde yaklaşık 20 yıldır yapılan sulama kanalları ve bu kanallara su verilmemesi nedeniyle mağduriyet yaşayan çiftçi kardeşlerimizin sıkıntılarını gündeme taşıyacağız ve buna yönelik de bir çözüm önerisini paylaşacağız. Sayın Başkanım, biz burada 20-22 yıldır herhangi bir su bu kanalımıza hiç akmadı. Yüzer dönem tarla ekiyoruz. Şu anda ben dün evvelsi gün bir faturam geldi. 1,5 trilyon borcum geldi. 45 mi 50 tane icram var. Affedersin, at arabama kadar bile icram gelmiş. Perişanık vallahi. Öncelikle burayı tespit etmek için geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Caziba sudan alan çiftçiler Haran Ovası'nda 100 dönüme 10 bin lira ödüyorlar. Bizim bölgemizde elektrik şirketlerine mahkum edildiği için 100 dönüme 200 bin lira biz para ödüyoruz. Bütün çiftçilerimiz mağdurdur burada. Günde 6 saat elektrikimiz gidiyor burada. 20 yıldan beri bu kanal bitmiştir. Ne su geldi bize, ne yetkilerden bize bir yardım geldi. Bize bir su falan göndersinler. Çiftçimize yardımcı olsunlar. Burası Pekmezli bölgesi. Haran'dan başlıyor ta Suriye sınırına kadar onlarca köy maalesef susuzluktan kıvranıyor. Çiftçiler tarlalarını ekmek istiyorlar fakat kuyu suyuyla tarlayı suluyorlar. Dolayısıyla bütün çiftçiler elektrik şirketlerine mahkum edilmiş. Çiftçi perişan bir halde. 20 yılı aşkın süredir devlet bir kanal yapıyor. Bütün tarlaların başına vanalar takılıyor. Bütün sistem hazır. Sadece kanala suyun bırakılmasını bekliyor. Bakın sadece kanal suyu görecek. Tarlalara kadar vanalar bile takılmış ama 20 yıldır yüz binlerce dönüm arazi su bekliyor. Neden? Çünkü Urfa milletvekillerinin zerre kadar umurunda değil. Tarım Bakanlığı'nın da umurunda değil. Hükümet de herhalde bundan bir haber ya da onların da umurunda değil. Peki buradaki çiftçi nereye gitsin, derdini kime anlatsın? Bakın arka tarafta görüyorsunuz. Tarlaların başına trafoları dikmişler. Fakat elektrik faturalarıyla baş edemiyorlar. Çiftçi parasını ödüyor, borcu olmamasına rağmen elektrik şirketi elektriği kesiyor. Ya Allah'tan reva mıdır ya? Bu çiftçi nereye gitsin ya? Ya bu insanlar ne yapacaklar? Hepsi mevsimlik işçi olarak batıya mı gitsinler? 20 yıl aşkın süredir kanal yapıyorsunuz, milyonlarca para harcıyorsunuz ama suyu bırakmıyorsunuz. Sebebi nedir? Madem buraya su gelmeyecekti, neden bu harcama yaptınız? Yazık değil mi bu millete? Yazık değil mi bu memlekete? Yazık değil mi bu çocuklara ya? Bu çocuklar yarın büyüyecek, mevsimlik işçi olarak batıya mı gitsinler? Neden kendi toprağını ekip biçemesin? Burası Haran Ovası'nın en büyük tahliye kanalı. Bu tahliye kanalı yıllardır toprağın en önemli katmanını alıp kendi ovamız susuz iken Suriye'ye akıyor. Yapılması gereken şeyi konuşalım. İlk önce çiftçi kardeşlerimize sesleniyoruz. Lütfen sulama yaparken vahşi sulama yöntemlerinden vazgeçelim. Ya damlama ya da yağmurlama sistemine geçiş yapalım ki su israfına neden olmayalım. Çünkü israf haramdır. Hemen arkasından şu projeyi hayata geçirebiliriz. Buradaki suyu alalım. Çok da detaylı olmayan bir arıtmadan geçirelim ve bu suyu Pekmezli bölgesindeki kanallara yönlendirelim. Dolayısıyla oradaki bölgenin su ihtiyacını da ortadan kaldırmış oluruz. Ve acil olarak şu anda bu projeden önce deseni yapması gereken şey şu. Kanallara basılan su oranı artırılmalı ve akıp giden milli servet olan Haran bölgesinin en büyük tahliye kanalı arıtılıp Pekmezli bölgesine tekrar aktarılmalı. Milli servet için, Şanlıurfa için, Türkiye için bu proje bir an önce hayata geçmelidir. 20 yılı aşkın süredir kim bu memlekete milletvekili yapmışsa bu ayıp hepinizindir. Milletvekillerin acaba bundan haberi var mıdır bilmiyorum. O zaman biz de buradan onlara seslenelim. Haberiniz olsun, Pekmezli bölgesi su bekliyor.